Sonu var mı? Evet, 6 yıl. Orta sağ. Şimdilik öyle. Bir değişecek, ne yapacak? Ama ne düşünüyorsun? Hayallerin mi? Merhaba, hoş geldin. Ben Hatice. Ben Hatice. Ben Hatice. Ben Hatice. Ben Hatice. Ama şey var değil mi? Maçı 15 mi? Evet evet. Söylemeye gerek yok değil mi hocam? Şimdi geldik 16'ya. Evet. Bu 17 yeni maçtan. Ha onlar atmışlar. Evet bu Almanya maçı. Önce de Almanya maçı. Cemil Turan var. Öyle mi? Evet. Çilli Mehmet. Onlar da söyledi. Genelde son zamanlarda oynanan futbolu sıkıcı diye düşünüyorduk ama bu maçta heyecan vardı. Siz de yani geldiğinizde duran toptan girdiniz. Daha sonra yine ondan gollerde attığı pozisyon verdiniz. Ama çok da pozisyonunuz oldu. Güzel maç, keyifli maç oldu. Bu genç takımlarda alınan sonuçlar tabii kazanmak ister herkes ama eğer kazanmasanız bile kazandıklarınız oluyor. Çünkü oyununuzu geliştiriyorsunuz. İşte 10 kişiye karşı bazen nasıl geri düşebiliyorsunuz, iki farklı olabiliyor. Bunu dersini çıkarırsanız ileride telafisini yaparsınız. Her bir futbolcuda çok önemli, artı veya eksi olması. Ama öncelikle kendinize güvenmenizi istiyoruz. Yeni nesiller geliyor. Bu nesillere siz de katılabilirsiniz. Okulunuzu okuyun, hayatınızı değerlendirin ama futbolu da en iyi şekilde yapmaya çalışın. Çok şanslısınız. Güzel bir teknik taşlarının bir heyecanı, niyeti var. Geçmişte biz amatörken, bizim tabii 50 sene önce anlatıyorum bu dediğimi, 50'den fazla. Sizin için tabii tarih gibi olacak bir şey. Malzemesi olmayan, tesisi olmayan, eğitimcisi olmayan bir dönemde bugünlere geldik. Dolayısıyla sizin başlangıcınız çok daha avantajlı. Ama sıkıntınız üstüne ne koyacağınız. Onun için çalışıyorsunuz, onu da biliyorum. Kendinizi çok zorunda var. Özgür olun, yaratıcınızı kullanın. Bir başkası gibi olmayın, kendiniz olun. Yani bu genelde kullanılır işte, onun gibi olacağım, bunun gibi. Hayır, herkesten faydalanın ama kendin ol. Çünkü Messi, başka Messi yok yani. Ya Ronaldo, başka Ronaldo yok. Siz de işte Ahmet'ti, Mehmet'ti, kimseniz o olun yani. Ama onu iyi yapın. Kendiniz üretin, katın bir şeyler. Hocaları dinleyin. Zaten hocalar burada hepsi çok büyük bir şans. En iyisini vereceğini düşünüyorum. Bazen hocalara sorun. Örneğin bildiğinizi paylaşın. Belki farklı bir şey bilebilirsiniz. Bu normal bir şey ya. Konuşulması gerekir. Karşılıklı diyaloglar iyi olacaktır. Allah kolaylık versin. Başarılar diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Hoşçakalın. Şöyle hocam. Çok teşekkür ederim, çok nazikçisin. Bu da bir sürpriz oldu yani. 2002. Teşekkürler hocam, çok nazik. Çok sağ ol. Evet.
tabii. Evet, Münir'in şöyle Ay Yıldız'da. Aa, imzalı. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi onurlandırdınız. Bizi ve çocuklarımızı çok gerçekten mutlu ettiniz. O çocukların tabii ki hareketli bireyler olmalarında çok önemli bir handikaplar oluşuyor. Biz işte bütün Türkiye'de scoutlarımız vasıtasıyla en hareketli, en kıpır kıpır, yani hem algısı açık hem de hareketli, çabukluk adına iyi olan çocukları toplamaya çalışıyoruz. Ama gerçekten Türkiye'de bir doğal yetenekle ilgili bir zorluk var. Zaten siz de milli takımlarda görüyorsunuz. Daha çok Almanya'daki Türk nüfuslu ailelerin çocukları, Almanya'nın o sistemli, düzenli futbol yetiştirecek eğitiminin içinden çocuklar çıkıyor. Bu şey gönül verdi. Geçen de söylemiştiniz aslında. Hepimizin bildiği ama önceliğe almadığımız bir konuydu. Mesela tesis diyoruz biz. Futbolda çok konuşuruz. Tesis, işte ekonomi, bunlar hep önemli diyoruz. Hatta son yıllarda futbol eşittir para oldu diyoruz ama orada bir söz söylediniz. Ben aslında çok onu %100 katılıyorum. Bana göre önce bu felsefeyi oturtmak lazım. Çünkü bu felsefeyi ortaya koymazsanız ve ona inanıp da sürdürülebilir bir hale getirmezseniz o tesisleri kaybedebilirsiniz. Evet. Ne bir ekonomik zararınız olabilir ama asıl kaybettiğiniz bir nesil gider. Evet, çocuklarımıza insanlar... zarar vermek çok tehlikeli. Bu çocukları ben gördüm burada. Gurur duydum. Çünkü o çocukların bir birey olarak nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, nasıl çalışacağını gördük burada birebir. Bunu hazırlamak devletimiz biliyorsun okullarda eğitim veriyor. Evde aileleri, anne baba çocuklarına eğitim veriyor. Yine zorlanıyorlar. Evet. Kendiniz ürettiniz. Yani kullanılacak bazı pahalı malzemeleri burada evet. Kendiniz yaptınız. O da bir yaratıcılık gösteriyor. Devam ediyoruz zaten. Evet, evet. Onun için çok şeyler yapılabilir ama tek sizin üzerinizden kalması Türk futbolunu kalkındırmaz. Sadece önce olur. Sağ olun. Örnek olur. Bunun devam etmesi için işte Milli Eğitim Bakanlığı'nı, belediyeleri, Spor Bakanlığı'nı, belki Sağlık Bakanlığı'nı, birçok bakanlığı da içine katar. Çünkü çocuklarımız için yapılan bir iş bunlar. Sporun her alanda yapılabilir ama futbolun daha iyi olmasını istiyorsak buna bir ihtiyaç var. Kaldı ki sizin de bildiğiniz gibi bu tip arazilerin bir kısmı tarıma müsait araziler. Tarım alanında tarım yapıldıktan sonra destek oluyor devlet ki bu ürünü iyi doğru, evet. Hazırlayın, yetiştirin ve yurt dışına gönderelim ve buna da teşvik veriyorlar. Doğru. Döviz kazandı. Futbol da aynı şekilde futbolcularımızı yetiştirelim. İmkan varsa Türkiye'de oynatalım. Fazlası varsa da yurt dışına gönderelim. Bu da döviz getiriyor ki bu sene şimdi açıklama yapıldı galiba Global Dergisi'nden de yapıldı. Türkiye o konuda her türlü eleştiriye rağmen en eskiye azından göre evet. Şu anda artı bütçede yani aldığı oyuncu bütçesiyle sattığı oyuncu bütçesinde 15 milyon euro artıda. Çok güzel. 100 küsür milyon. Harika. Bu bir avantaj ama 5-6 tane oyuncu üzerinden gidiyor bu. İşte sayısal olarak artırmak lazım. Biliyorsunuz Çalıştay'da Sayın Bakan'ın sunduğu evet. Çalıştay'a baktığımızda söylediğimiz gibi hem federasyonlar işte bölgedeki bölge antrenörleri, antrenör sayımız, eğiticiler, tesisler her bakımdan Avrupa'daki Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler çok gerisindeyiz. Onun için bunları giderebiliriz. Bunları yaptığımız zaman futbolcu üretebiliriz ama aynı zamanda çok iyi insanlar üretiriz. Ben bu gibi futbolu bir kenara atıyorum. Çocuklara baktığımda o tribünde izlerken onlar aynı zamanda taraftar, oyuncu ama taraftar. Aynı zamanda insan, bireyin güçlü karakter şeklinde yetiştirilmesinde emeğiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu yapmak için Milli Eğitim Bakanlığımızda biliyorsunuz öğretmenlere görev veriyorlar. Gerçi onlar da işsiz kalıyorlar bazen ama burada önemli olan bu eğitimin devam etmesi, sürdürülebilir olması lazım. Orada da artık nasıl bir iş yapacak bilmiyorum. Biz yine takip edeceğiz. Ben ilk defa geldim, gördüm. Çok da mutlu oldum. Tekrar size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.